Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün kesrin birimi, pay ve payda arasındaki ilişki konusunu öğreneceğiz. Buradaki bütün kaç eş parçaya bölünmüş? 2, 4, 6, 8, 10 eş parçaya bölünmüş. Parçalardan her birine birim kesir diyoruz. Bakın buradaki bir parça birim kesirdir. Birim kesirdir. Her bir tanesi birim kesirdir. Öyleyse bir tanesini boyayarak gösterelim. Kaç eş parçaya bölünmüştü? 10. Kaç parçasını gösterdik? Bir parçasını. 10'da bir kesri birim kesirdir. Bir parçası, herhangi bir parçası birim kesirdir. 5 eş parçaya bölünmüş. Bir tanesini gösterdiğimiz için 5'te bir kesri birim kesirdir. 8 eş parçaya bölünmüş. Herhangi bir tanesi birim kesir oluyor. Bu durumda ne anlayacağız çocuklar? Demek ki payı bir olan kesirler birim kesirdir. Örnek verelim. Yüzde 1 kesri, 9'da 1 kesri, 15'te 1 kesri, 3'te 1 kesri Paya 1 olduğu sürece bu kesirler birim kesir oluyor. 7'de 2 kesrini, 10'da 5 kesrini bütün üzerinde gösterelim. Bütün kaç eş parçaya bölünmüş? Bunu payda söylüyor. Yani bütünü 7 eş parçaya böleceğiz. 1 2 3 4 5 6, 7 eş parçaya böldük. Fazla gelen kısmı eşitlemeye çalışıyoruz. Kaç parçasını boyayacağız? Bunu pay kısmındaki sayı söylüyor. 2 eş parçasını boyuyoruz. Bakın 7'deki 2 kesirini bu şekilde gösterdik. 10'da 5 kesri için bütünü 10 eş parçaya bölüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Kaç parçasını boyayacağız? 5 parçasını 2, 4, 5 parçasını boyadık sayı doğrusundaki A ve B noktasındaki kesri bulacağız. Burada bir bütün kaç eş parçaya bölünmüş önce onu belirleyeceğiz. Parçaları bulmak için iki çizgi arasını sayacağız. Sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya bölünmüş. Bu durumda kesrin paydası 8 olacak. Peki pay kısmını nasıl bulacağız? Sıfırın çizgisi 1, 8'de 1 kesri, 8'de 2 kesri, 8'de 3 kesri. Devam ediyoruz. 8'de 4 kesri, 8'de 5, 8'de 6, 8'de 7 kesri. Bu şekilde bulduk. Dersimiz bitti. Görüşürüz.